300'den fazla esnaf bir araya geldi. Şişli'nin göbeğine sosyete pazarı kuruldu. İhraç fazlası ürünlerin satılacağı pazar Eminönü'nü bile kıskandıracak rakamlarla bayram öncesi müşterilerine kapısını açtı. 7,5'tu. 6'ya, değil mi? 6'ya verdi arkadaşlar. Bir giyer misiniz üstünü? Giyeyim. Ceket 6 lira. Evet. Ya. Hayır, evet, müşteriler varsa müzayedet karşılandı. Yakışmış. Sağ olun. Bayramda bile giydim. Teşekkür ederim. Yani montajı çok beğendim. Çok şıklar. Peki şimdi buraya gelen sosyete mi olacak? Onu bilemiyorum. Kişisine göre değişecek herhalde. Efendim? Ne bulsanız takmışsınız ama. Bu da artık alışa gelmiş romanlere özel bir şeydir. Ne buldumsa konularımdan, komşularımdan topladım. Kurban Bayramı alışverişini ucuza getirmek isteyen bugün aynı çatı altında buluştu. Kime bunlar? Gelinime aldım. Kaynanalar gelinlere pek bir şey almaz ama. Ben gelinimi çok seviyorum. Ceviz reçeli aldım. Daha da bakıyorum alacağım. Ondan sonra şeylerden aldım. Takı aldım. Kaç lira harcadınız 3 torbaya? 70 milyon. Dışarıdan almaya kalksanız? Vallahi 200-250 falan olur. Gayet güzel bir şık dolum. Sezonda çok parayı tabii ki. Şu anda arkadaş bana 10 milyona verdi. Uzun zaman önce ticaret hayatına atılan oyuncu Erkan Petekkaya bu kez Şişli'de alışveriş merkezi kadar büyük bir sosyete pazarı açtı. Birinci sen pazarını kapalı yere taşıdık. İnsanların nezih ortamda alışveriş yapabileceği bir yer haline getirdik. Yaklaşık 300 esnaf var içeride. Petekkaya esnaf gibi tezgah arkasına geçmeyi de ihmal etmedi. Bak bak 5 TL. Al bunu bir yerden 5 TL al. Adı sosyete pazarıydı ama her kesimden vatandaş oradaydı. Kaç liraya aldınız bu oyunuzdakini? Bunu 40'a aldım. Dışarıda 40'a alamam diye düşünüyorum. Gelinimi aldım, kızımı aldım, kendimi aldım, torunlara bir şeyler aldım. Sosyete mi olduk şimdi? Biraz olduk herhalde. Pazarda kıyafetten iç çamaşırına, ayakkabıdan reçele, zeytinyağına kadar ne ararsanız var. Dışarıda sütyenlerimin fiyatı nereden baksanız 15-20 milyona yakın. Takımlar 30 milyon dışarıda, bende 15 milyon. Fantazi geçirip dışarıda 50-60 milyon, ben satıyorum 25 milyona. Yarı yarıya ucuza veriyoruz. Normalde mesela dışarıda bir mağazaya girdiğinizde bunu 150 ya da en az 90 milyona falan alırken burada tek fiyat sadece 45 liraya alabiliyor. Hepsi mi? Evet, hepsi 45 lira. Bu elbiseyi 7,5 liraya veriyorum ben. Dışarıda kaç lira bu? 35-40 lira arası değişti bu fiyatlar yani. Ne kadar bu tişört? Bu 5 lira. Bu 25 lira. İndirime özel 20 liraya satıyoruz. Buradaki diğer tüm elbiselerimiz 35 lira. Üstümdeki elbise mağazadaki satış fiyatı 79 lira. Burada 40 lira olarak veriyorum. Mağazamızda daha mesela pahalı. Burada daha uygun. 500-600 lira mağazamızda. Burada 300 liraya satıyoruz bunları. Bayan gömlekleri ve eşortman üstleri. Eşortman üstleri 35 lira. Trenç kotlar 95 lira. 85 lira olan trenç kotlar da var. Biz genellikle ihraç fazlası olarak çalışıyoruz. Dışarıda şu bibloları kaç liraya alırım? Burada ne kadar? 15 TL dışarıda. Yani normal fiyatı ama burada tabii 6 TL. Ulus'tan sonra Şişli'nin de sosyete pazarı oldu. Ve etiketlere bakılırsa ucuzluk denilince ilk akla gelen Eminönü'nün pabucu dama atılacak gibi görünüyor. İstanbul Şişli'de 3 katlı bir sosyete pazarı açıldı. İçinde yok yok. Bayram öncesi takıdan kıyafete, hediyelik eşyaya kadar her şeyi bulabilmek mümkün. 3 katlı pazar fikrinin yaratıcısı ise ünlü bir oyuncu. Sudan ucuz baylar bayanlar, buyurun. Pijamanın etrafı yeşil aman. Ünlü oyuncu pazarcı oldu. Kendini sosyeteden gören Ali Kaptan'ın pazarına koştu. Sen sosyete misin anneciğim? Değil misin? Ne oldun sen şimdi? Ben sosyete oldum. Bahçeli Evler'den geliyoruz. Bahçeli Evler buraya geldi. Evet. Neden? Merak ediyorduk. Daha önce et marketiyle ticarete ısınan Erkan Petekkaya bu sefer sosyete pazarı açtı. Açılışı ise türküyle yaptı. İstanbul Şişli'deki 3 katlı sosyete pazarında takıdan kıyafete, ev eşyasından ayakkabıya kadar her şey var. Fiyatlar uygun. Vatandaşın ilgisi büyük. 10
lira ve 5 lira olarak değişiyor fiyatlar. Oldukça da kaliteli bir mal. Böyle bir botu dışarıda 500 milyona alacakları yerler var ama bizde 250 TL. Bu çok tutuldu, gençlerimiz özellikleri. Bunu da 30'a veriyorum. Peki bu elimdeki kürklü model ne kadar? Onu da 40'a veriyorum. Pazar sosyete pazarı olunca takılar da saraydan çıkma oluyor gördüğünüz gibi. Nedir bu takıların özelliği efendim? Bu takıların özelliği eski Osmanlı sultanlarının kullanmış oldukları motifleri biz günümüze uyarladık. Gelinlere, kayınvalideleri tarafından takılan bir takı. 60 bin dolar civarında orijinal fiyatı. Biz 225 liraya komple set olarak bilekliği, küpesi ve gerdanlığını veriyoruz. O zaman buna kayınvalide adayları en çok sevinecek. Evden nasıl çıktığınız hiç önemli değil. Siz kendiniz olarak sosyete pazarına girebilirsiniz ama bambaşka biri gibi çıkabilirsiniz. Pazar sosyete pazarı olunca satıcılar da şıklık yarışına girmiş. Tezgah başında değil, davette gibiler. Pazar deyip geçiyoruz ama burada satıcılar da çok şık. Ay teşekkür ederiz o sizin güzelliğiniz. İstanbul Şişli'de ise yeni bir sosyete pazarı açıldı. Marka ürünlerin ucuza satıldığı pazarın en büyük özelliği kapalı mekan olması. Sudanıcız, baylar, bayanlar. Bizim gibi sosyeteler de burada. Ben pazarcı, modern. Böyle pazarcı hiç görmemiştik. Pazarcılar sosyete, müşteriler sosyete. Burası İstanbul'un yeni sosyete pazarı. Meşhur sosyete pazarı artık kapalı alana taşındı. Özellikle kışın yaklaşmasıyla birlikte sosyete pazarına 4 katlı bu dev alan ayrıldı. Kapalı sosyete pazarının mimarlarından biri de oyuncu Erkan Petekkaya. Nam-ı diğer Ali Kaptan. Adana'dayım ama İstanbul'da olsam 2 günde bir gelirdim yani sonuçta dükkanımız da. Erkan Petekkaya açılışta pazarcılık da yaptı. Bak bak 5 TL. Al bunu bir yerden 5 TL al. Sosyete pazarında pazarcılar da tanıtımcılar da birbirinden güzeldi. Pazarcı mısınız efendim? Evet esnafım. Sosyete pazarının pazarcıları böyle oluyor demek. Evet burası sosyete pazarı. Sosyete pazarında markalı ürünler satılıyor hem de çok ucuza satılıyor. Bir örnek verelim, mesela bu kazak üzerinde etiketi var. 35.99 yani yaklaşık 36 euro. Nereden baksanız 80 liraya tekabül eder. Ama sosyete pazarındaki fiyatı 25 lira. Bunlar neden bu kadar ucuz? Çünkü ihraç fazlası. Yani sahte falan değil. Kesinlikle değil, orijinal. Burada 35 liraya satıyoruz bunu. Normal dışarıda bir abiye olarak geçiyor bunlar. 80-90 milyona alınabiliyor. Evet, çok güzel kazaklar aldık ucuz. Çok güzel kazaklar. Evet. Önümüz kış diye değil mi? Bakalım. Aa, gerçekten güzel. Rengi de çok güzel. Ne kadar aldınız bunu? 15 milyoncuk sadece. Sosyete pazarının tek özelliği ucuz olması değil, birbirinden ilginç ürünler satılıyor. Mesela bu caydırıcı kamera, hırsızları kandırmak için aslında çekim yapmıyor ama caydırıcı özelliği var. Yine burada öksüren kül tabağı, bu da size sigarayı bıraktırmak için tasarlanmış bir kül tabağı. Sigaranızı bıraktığında öksürüyor. Bir öksürtebilir miyiz? Altına tutalım. Pazarda organik ürünler, meyve ve sebze de var. Ve İstanbul'da açık pazar kapalı alana taşındı. Yüzlerce çeşit takıdan, kıyafetten, çantadan, ayakkabıdan bahsediyoruz. Bu pazarda yok yok. İşte İstanbul'un yeni sosyete pazarı. Mahallelerde kurulan pazarlar var biliyorsunuz. Sosyete pazarı. Sosyete pazarı. Evet. Onun kapalısını yaptık. Türkiye'de ilk defa yaptık böyle bir şeyi. Yazın serin, kışın sıcak. İçinde küçük bir oyun parkı, restoran bile var. Ancak bir alışveriş merkezinden bahsetmiyoruz. Burası modernize edilmiş sosyete pazarı. Tabii her şey var. Yani oyuncaklar var. Ya peruk bile var aşağıda. Bir pazarda olması gereken ne varsa sadece sebze meyve yok. Bir tişörtü 80-100 milyon alıyorsanız burada 15 lira o. Açık pazarı kapalı bir alana taşıma fikriyle harekete geçti sanatçı Erkan Petekkaya. Bugün sosyete pazarının açılışını yaptı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun.
Peki fiyatlar nasıl? Gerçekten de pazar tezgahlarındaki kadar uygun mu? Efendim, sosyete pazarını nasıl buldunuz? Dolaşıyorsunuz şimdi. Dolaşıyoruz. Güzel. Daha kapalı bir pazar. Evet, çok güzel. İç çamaşırından şaka oyuncaklarına, ayakkabıdan çantaya ne ararsanız var. Fiyatlarımız nakitlerde 40 lira, kredi kartı olduğu zaman 45 lira oluyor bu valizlerde. Ve gümüş takılarda oldukça ucuz, 8 lirayla 10 lira arasında fiyatları değişiyor. Efendim, peki elinizdeki setler ne kadar? Bunlar 15 lira. Gördüğünüz setler. Normalde piyasa değeri 30 ila 40 lira arasındadır. Çok güzel, çok beğendik. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar da uygun. Bundan sonraki mekanımız burası olacaktır. Evet efendim, izlediniz. Özellikle bayram arefesinde aman dikkat diyoruz. Markalı yiyecekleri lütfen tercih edin. 10 kuruş fazla verin, sağlığınızdan olmayın. İstanbul'dayız. Şişli'de 3 katlı bir sosyete pazarı açıldı. İçinde yok. Bayram öncesi takıdan kıyafete, hediyelik eşyaya kadar her şeyi bulabilmek de mümkün. 3 katlı pazar fikrinin yaratıcısıysa ünlü bir oyuncuymuş. Sudan ucuz baylar bayanlar, buyurun. Fincanımız etrafı yeşil aman. Ünlü oyuncu pazarcı oldu. Kendini sosyeteden gören Ali Kaptan'ın pazarına koştu. Sen sosyete misin anneciğim? Değil misin? Ne oldun sen şimdi? Ben sosyete oldum. Bahçeli Evler'den geliyoruz. Bahçeli Evler'den buraya geldik. Evet. Neden? Merak ediyorduk. Daha önce et marketiyle ticarete ısınan Erkan Petekkaya bu sefer sosyete pazarı açtı. Açılışı ise türküyle yaptı. İstanbul Şişli'deki 3 katlı sosyete pazarında takıdan kıyafete, ev eşyasından ayakkabıya kadar her şey var. Fiyatlar uygun. Vatandaşın ilgisi büyük. 10 lira ve 5 lira olarak değişiyor fiyatlar. Oldukça da kaliteli bir mal. Böyle bir botu dışarıda 500 milyona alacakları yerler var ama bizde 250 TL. Bu çok tutuldu. Gençlerimiz özellikleri. Bunu da 30'a veriyorum. Peki bu elimdeki kürklü model ne kadar? Onu da 40'a veriyorum. Pazar sosyete pazarı olunca takılar da saraydan çıkma oluyor gördüğünüz gibi. Nedir bu takıların özelliği efendim? Bu takıların özelliği eski Osmanlı sultanlarının kullanmış oldukları motifleri biz günümüze uyarladık. Gelinleri, kayınvalideleri tarafından takılan bir takı. 60 bin dolar civarında orijinal fiyatı. Biz 225 liraya komple set olarak bilekliği, küpesi ve gerdanlığını veriyoruz. O zaman buna kayınvalide adayları en çok sevinecek. Evden nasıl çıktığınız hiç önemli değil. Siz kendiniz olarak sosyete pazarına girebilirsiniz ama bambaşka biri gibi çıkabilirsiniz. Pazar sosyete pazarı olunca satıcılar da şıklık yarışına girmiş. Tezgah başında değil, davette gibiler. Pazar deyip geçiyoruz ama burada satıcılar da çok şık. Ay teşekkür ederiz o sizin güzelliğiniz.